milletimizi yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da. Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz gerçeğin güvenilir ve güncel adresi Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınıyla günün gelişmelerini sizler için derledik. Hemen vakit kaybetmeden günün başlıklarına geçelim. Doğu Akdeniz ve Ege, Türkiye'nin stratejik olarak gerçek anlamda bir odaklanması gereken bölge. Tabii Yunanistan tarafından provokatif açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tsipras'ın açıklaması 12 mil hedefiyle ilgili bir tavır değişikliğinin olmadığını ifade etti. Stratejik olarak bu kararlılıktayız. Ancak taktik değiştirdik dedi. Taktik değiştirdik dediği hadiseyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yerine meclis kararıyla bunun onanması şeklinde bir açıklama geldi. Benzer bir açıklama daha önce yapılmıştı. Tekrardan bu vurgunun yükseltildiğine tanık olduk. Bugünün öne çıkan gelişmelerinden birisiydi. Tabii cevap da gecikmedi. Tabii ki Türkiye tarafının da cevabı var. Mesut Hakkı Caş'ın Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi muhabirimiz Lale Delidağ konuştu ve şu vurguyu yaptı. Yunanistan'a önemli bir uyarı yaptı. Korsanlık yapanın kılıcını kırarız. Onun dışında da söyledikleri var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir diğer başlığımıza geçelim. Bugün evet milyonlarca işçiye destek merkezi. Evet, Vatan Partisi bir çalışan hakları merkezi kurulduğunu bugün açıkladı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek açıklamayı yaptı. Gerçekten çalışanların yüklerini, yaşadıkları sıkıntıları aktarabilecekleri ve çözüm üretecek bir merkez faaliyete geçmiş bulunuyor. Vatan Partisi buna önderlik ediyor. Vatan Partisi'nin çalışan hakları merkezi sürekli olarak işçinin hakkını savunan ve ona destek olan bir merkez olarak faaliyet yürütecek. Evet, yaşadığımız ciddi bir ekonomik bunalım var. Bunun karşısında bütün faturayı emekçilerin sırtına yüklemeye çalışan siyasetler hakim. Tabii ki bunun değişmesi öncelikle işçinin mücadelesine bağlı, emekçinin mücadelesine. Ancak bunun siyasi mücadeleyle birleşmesi de çok çok önemli. O yüzden Vatan Partisi'nin kurduğu bu merkez bugünün için, bugünün başlıklarında öne çıkan bir haberdi. Evet, diğer başlığımıza geçelim. Yine bir özel haberimiz var. Gürkan Demir'in özel haberi. Sayıştay raporunda bütçe usulsüzlüğü. Evet, Sayıştay raporunda bütçe usulsüzlüğü. Nedir bu bütçe usulsüzlüğü? Kamuya borcunu ödemeyen ancak teşvik almaya devam eden bir şirket söz konusu ya da şirketler söz konusu. Bu rapora yansımış durumda. Sayıştay raporunda bütçe usulsüzlüğüne dikkat çekiliyor. Türkiye açısından çok çok önemli ekonomik bunalımın yaşandığı bir dönemde bu raporlarda ifade edilen uyarıların hükümet tarafından gereğinin yapılması gerekiyor. Bu vurguyu biz de buradan Ulusal Kanal ekranlarından yapıyoruz. Diğer başlığımıza geçelim. Evet, CHP-HDP ittifakı tartışması var biliyorsunuz. Bu soruldu Sezgin Tanrıkulu'na. Dedi ki mutlaka görüşülüyordur HDP ile. İttifak meselesine ilişkin söylediği bu Sezgin Tanrıkulu'nun ayrıntılar haberimizde olacak. Bir diğer günün başlığında evet yine bir özel haberimiz Çorlu'dan. Çorlu'da milli antrenörümüz Abdi Önder. Gençlerin uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için spor faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çorlu'da bu anlamda örnek bir çalışma yürütülüyor. Bunu da haberimizde verdik. Günün başlığında da mutlaka koymak istedik. Evet, bir diğer başlığımız talebeden imza kampanyası. Andımız yeniden okutulsun diyor Türkiye Liseliler Birliği. Hakkı Erman Ergincan, talebe genel başkanı bugün bir açıklama yaptı ve andımızın yeniden okutulması için çağrıyı tekrarladı. Türkiye Liseliler Birliği'nin çağrısını Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı karar uyarınca yapılması gerekeni ifade etti. Aynı zamanda bunun için bir imza kampanyasına başlıyor gençler ve bu imzaları meclise iletecekler. Talebe de bu mücadele çağrısını 9 Kasım günü duyurmuş oldu. Günün başlıkları bu kadar. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni başlıyor.
Şirketlerin konkordato ilan ettiği ve birçok işçinin işten çıkarıldığı dönemde Vatan Partisi Çalışan Hakları Merkezi'ni kurdu. Türkiye'de çözüm odaklı kurulan bu merkezde emekçilerin yasal hakları korunacak. Merkezi tanıtan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Emekçi kardeşlerimiz, sorununuz ne olursa olsun yanınızda olacağız." dedi. Türkiye'nin geleceği emekçilerimizin haklarına sahip çıkmasındadır. Vatan Partisi çalışma hayatında sorunlarla karşılaşan emekçilere yasal haklarını kullanabilmeleri için yol göstermek amacıyla Çalışan Hakları Merkezi'ni kurdu. Üretim çarkını döndürecek, çalışma hayatının devamını sağlayacak ve emekçilerimize, işçilerimize ve çalışanlarımıza iş güvencesini sağlayacak koşulları sürdürmemiz lazım. Bir çalışan hakları merkezi kurmaya Vatan Partisi olarak karar verdik. Bu bilgiyi, bu müjdeyi siz emekçilerimize şimdiden sunuyoruz. Emekçilerin sorunlarına kurulan merkezde hukukçular ve sendika işçi büroları tarafından çözüm üretilecek. Bu merkez çalışanlar için çözüm üretecek. Hepinizin başvuracağı bir merkez. Burada sorunlarınızı bize bildireceksiniz. Biz de hukukçularımızla, sendika danışmanlarımızla, iş hayatında çok büyük tecrübeleri olan arkadaşlarımızla ve uzmanlarla sizin taleplerinize cevap vermeye çalışacağız, sizi bilgilendireceğiz, size yol göstereceğiz. Merkezi tanıtan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Emekçi kardeşlerimiz, sorununuz ne olursa olsun yanınızda olacağız." dedi. Önümüzde bu işten atmaların yoğunlaştığı koşullarda, fabrikaların kapanma tehdidinin kapımıza dayandığı koşullarda çalışanların danışacağı, bilgi alacağı, çözüm bulacağı, çare bulacağı bir örgütlenmeyi kararlaştırdık. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, merkezin yaklaşık 15 milyon işçiye hitap ettiğini vurguladı. Derinleşmekte olan ekonomik krizle birlikte işçilerin sorunları çok arttı. Genel Başkanımızın belirttiği gibi 15 milyondan fazla işçi statüsünde çalışan ücretli, herhangi bir örgütün çatısı altında değil ve ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor. Haklarınızı öğrenmek için merkeze başvurmak oldukça kolay. 15 milyon dolayında işçinin başvuracağı merkez Vatan Partisi'nin kurduğu Çalışan Hakları Merkezi olacak. Birinci yol telefonla doğrudan ulaşmak. Telefon 0850 255 1921. Elektronik posta adresimize de ulaşmak ve WhatsApp hattından da yararlanabilmek mümkün. Bunlar internet sitemize girildiğinde calismahayati.org internet sitemiz açıldı. Buraya girildiğinde çeşitli kanallar da kullanılarak bu sorular iletilebilir. Merkez Bankası enflasyon hedefini yukarı yönlü olarak güncelledi. Sabit gelirlerin maaşlarındaki erime daha da gün yüzüne çıkmış durumda. Özellikle memurlar ciddi anlamda etkileniyor ve memur sendikaları Türkiye Kamu Sen öncülüğünde 14 Kasım'da, Birleşik Kamu İş Önderliği'nde de 1 Aralık'ta yurt çapında kitlesel eylem yapacak. Memurlar eriyen alım güçleri için seslerini duyurmaya çalışacaklar. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen çalışanlar alanlara inmeye hazırlanıyor. Ekonomik krizi, yoksulluğu ve yolsuzlukları protesto edeceğiz. Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu'nun eylem kararının ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da 1 Aralık'ta eylem kararı aldı. Ülkenin içinde bulunduğu durumu ve bütçede yapılacak olan iyileştirmelerin nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Basın açıklaması yapacağız meydanlarda. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 14 Kasım'da Türkiye genelinde yapacakları mektup eylemini ulusal kanal aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştu. 14 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinden bir mektup eylemi yapacağız. Türkiye Kamu Sen'in ardından bir başka memur konfederasyonu Birleşik Kamu İş'te eylem kararı aldı. 1 Aralık günü de Ankara merkezli kitlesel bir basın açıklaması planladık. Ulusal kanala konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1 Aralık'ta eş zamanlı olarak tüm yurtta kitlesel açıklamalar yapacaklarını duyurdu. Ankara'da da bütçe, kamu çalışanların ekonomik durumu, enflasyon farkının kamu çalışanlara yansıtılması ve toplu görüşmelerin önceye alınarak Ocak'ta tekrar yenilenmesini talep edeceğiz. Ekonomi Bakanlığı bütçesinin usulsüz kullanımı Sayıştay raporuna yansıdı.
devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeyi alışkanlık eden bir firma kesintisiz olarak devlet desteği almaya devam ediyor. Yani raporda bu şekilde ifade edilmiş. Bu tespit Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda yer aldı. Ulusal Kanal o rapora ulaştı. Gürkan Demir'in özel haberi. Usulsüz kaynak aktarımı yapıldı. Ayrıntıları Sayıştay ortaya çıkardı. Bugün iktidarın yanlış uygulamalarının hala devam ettiğini görüyoruz. Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda maliyenin nasıl usulsüzce kullanıldığı gözler önüne serildi. Devletin eliyle o şirket kendi borcunu, devlete olan borcunu ödemeye çalışmaktadır. Ulusal Kanal'ın ulaştığı rapordaki 29 numaralı bulguda devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaya devlet desteğinin kesintisiz bir şekilde verildiği tespit edildi. Yapılan incelemede bazı firmaların devlete karşı olan vergi ve sigorta gibi mükellefiyetlerini yerine getirmediği ve destek kapsamına alınışından itibaren firmanın istisnasız tüm destek alacaklarının bu borçlarına mahsuben kamu kurumlarına ödendiği görülmüştür. Bu hususa 2015 ve 2016 yılı denetim raporlarında yer verildiği anlaşılmaktadır. İktidar bu uygulamadan vazgeçmelidir. Raporda ticari sır gerekçesiyle ismi paylaşılmayan firmanın istismara açık bir şekilde devlete olan borcunu ödemeyerek bu durumu alışkanlık haline getirdiği de vurgulandı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşıdı. Arslan, usulsüz bir şekilde desteklenen şirketin açıklanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorular yöneltti. İsmi de açıklanmamıştır. Bu ismin açıklanmasını ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini ve bu yanlış uygulamanın devlete ve millete zarar veren bu yanlış teşviğin ve desteğin mutlaka kesilmesini talep ediyoruz. Sayıştay raporunda Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması için destek alan firmaların yabancılara satılmasına rağmen Türk firması gibi desteklenmeye devam edilmesi de yer aldı. İsmi açıklanmayan firmalara ne kadar ödenek sağlandıysa raporda yer almadı. Raporda yabancılara satılan firmaların en büyük iki akü firmasıyla plastik, elektronik ve beyaz et sektöründeki firmalar olduğu belirtildi. Yabancıya satılmış olan firmalara bu destekler, bu teşvikler verilmemelidir. Devletimiz ve milletimiz bu konuda zarar görmektedir. Ege'de gerilim tırmanıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, karasularını 6 milden 12 mile çıkarma planıyla ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Tsipras, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla karasularını genişleteceğiz. Strateji değil, taktik değiştirdim dedi. Denizlerde hak ihlali sürüyor. Yunanistan'dan gelen açıklama gerginliği daha da tırmandırdı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ülkesinde yayın yapan Alfa Televizyonu'na konuştu. Dış politikada Türkiye'ye ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı daha önce de gündem olmuş, iki ülke arasında gerginlik yaratmıştı. Aynı konu hatırlatıldı. Türkiye'nin casus belli kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Tsipras, bu yeni bir mesele değil, haklarımızı kullanacağız dedi. Tsipras, Türkiye'yi kızdıracak açıklama yaptı. Karasularını genişletme kararından vazgeçmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla karasularını genişleteceğiz. Strateji değil, sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz. Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Tsipras, Doğu Akdeniz'de enerji haritası için gerekli şartların oluştuğunu öne sürdü. Türkiye etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor. Tsipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini ancak tarihin henüz netleşmediğini de söyledi. Ticaret, yatırım, turizm ve daha birçok sektörde Türkiye ve Yunanistan arasında iyi ilişkiler mevcut. Ancak
Doğu Akdeniz'de yaşanan hak ihlalleri iki dost ülkenin arasını açıyor. Süreci Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yunanistan'a uyarılar yapan Caş'ın Amerikan gemilerini alıp üstümüze geliyorsunuz dedi. Muhabirimiz Lale Delidağ'ın haberi. Yunanistan'ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Girit'te, Larissa'da deniz ve hava üsleri alması, Dede Ağaç'a radar koyması. Yunanistan ve Türkiye ilişkileri gergin seyrediyor. Atina 12 mil ısrarını sürdürürken Yunanistan ordusu Akdeniz'de son dönemlerde birçok askeri tatbikat yaptı. Bizim Yunanistan'ın ne topraklarında ne adalarında gözümüz var. Ama bizim adamıza, başka şeyimize el atmaya kalkarsa Yunanistan'da külahları değişiriz. 12 mil tartışması ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin arkasında sadece Yunanistan mı var? Denizlerdeki satrançta hangi büyük güçler aktif rol oynuyor? Süreci Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Maalesef İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Türkiye'yi çevrelemek ve Doğu Akdeniz gazının veya enerji kaynaklarının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı için başlattığı oyun çalışması mümkün değil. İki ülke arasında başta turizm olmak üzere birçok alanda yürüyen iyi ilişkiler bulunuyor. Ancak Yunanistan'ın denizlerdeki saldırgan tutumu Ankara ve Atina arasındaki ipleri geriyor. Her iki tarafta geliri turizme bağlı ve kritik Yunan halkı savaş istemiyor Türklerle. Türkler de Yunanlarla savaş istemiyor. O zaman emperyalizmin oyununa niye geliyorsun? Neden Amerikan gemilerini alıp da bizim üstümüze geliyorsun? Sorusunu sormak lazım. Gelişmeleri yakından takip eden Caş'ın önemli uyarılarda bulunuyor. Amerika'nın oyununa gelmesinler. Ege'de çupura avlayalım, savaşmayalım. Türk Deniz Kuvvetleri iki günde Yunanistan gemilerinin hepsini batırabilir. Caş'ın Doğu Akdeniz'de hak ihlali yapan ülkelere seslendi. Münasır ekonomik bölge vurgusu yaptı. Bir başka şey daha var. Çok yakında altını çiziyorum. Türkiye Münasır ekonomik bölgesinde ilan edecektir. Oradaki devletlerin donanmalarının komutanlarına sesleniyorum. Doğu Akdeniz'in horozu biziz. Bunu unutmasınlar. Barbaros Hayrettin Paşa'yı. Korsan biziz. Bize korsanlık yapanın kılıcını kırar Türk olur. Caş'ın yaptığı uyarılar gayet köşeli ve net uyarılardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Somali'de konuştu. Akar, ülkemizin güneyinde ister İran, ister Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz dedi. Son iki ayda 450 terörist, ki fazlası var ilavelerle, şimdiki son ilavelerle 450 terörist ve fazlası etkisine getirildi arkadaşlar. Bu mücadele aksaksız, eksiksiz, aralıksız, artan bir şiddet ve tempoda devam edecek. PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok derken bunda çok mantıklıyız, çok akliyiz, çok objektifiz. Burada bir hata yok. Gerçekten bu böyle. Ve fakat bunu maalesef bazı müttefiklerimize anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde, ister Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve katla müsaade etmeyeceğiz. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu defaten tekrar söylüyoruz. Ve bunda da samimiyiz. Bütün bunları açıkladıktan sonra diyoruz ki, uluslararası hukuk çerçevesinde, ikili anlaşmalar çerçevesinde, sahip olduğumuz iğne ucu kadar hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geri adım yok. Bunu bilin diyoruz. Efendim işte. Savunma sanayisi ve teknolojisi alanında önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Altay tankının da seri üretim sözleşmesi imzalandı. İlk tank 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. ...120 milimetrelik 55 kalibre top, makineli tüfek, uzaktan kumandalı silah sistemi. O, teröristlerin kabusu, Mehmetçiğimizin en büyük yardımcılarından biri. Hem önünde hem arkasında gözü olan Altay için imzalar atıldı. Seri üretime geçiliyor.
Altay Tankı'nın seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı'yla BMC arasında imzalandı. Türkiye'nin bağımlılık doğuran her türlü unsurdan azat olması gerekiyor. Buna motor, transmisyon, elektronik sistemler, atış kontrol sistemi, çeşitli elektronik devreler, gece görüş sistemleri, çeşitli seviyede kameralar, onların alt sistemleri, aklınıza ne gelirse biz bu konularda Türkiye'nin bağımsız hareket edebilmesinin, karar verebilmesinin önündeki bütün engelleri aşmak durumundayız. Projede 256 ay ana muharebe tankının seri üretimi planlanıyor. İmzalanan sözleşme ömür devri lojistik desteğini, tank sistemleri teknoloji merkezleri kurulumunu ve işletilmesini de kapsıyor. İlk Altay tankının 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi öngörülüyor. Sözleşme kapsamında ayrıca bir adet insansız kuleli Altay tankının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretim yapılacak. Altay tankı 120 mm'lik tank topu, modern atış kontrol sistemi, geliştirilmiş beka yeteneği, lazer güdümlü tank topu ateşleme yeteneği gibi birçok teknik özelliğe de sahip olacak. Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken Ankara'dan ard arda stratejik hamleler geliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dikey inebilen F-35B savaş uçağı alımı için talepname hazırladı. Pilotların eğitimi için Deniz Tayyare Okulu kuruldu. Akdeniz'de ihlaller, tacizlere karşı Türkiye önlemlerini arttırdı. Havadan ve denizden gereken önlemleri aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdi. F-35A modeli 100 adet jete ek olarak uçak gemilerinde kullanılmak üzere dikey iniş yapabilen F-35B'lerden 16 adet sipariş verildi. F-35B savaş uçaklarını deniz pilotları kullanacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Deniz Teyyare Okulu kurularak pilot eğitimlerine başlandı. Okulda Deniz Kuvvetleri kendi jet pilotlarını eğitiyor. İlk etapta Amerika'dan alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirilecek. Milli uçak gemisi TCG Anadolu'ya destek için de ikinci uçak gemisi alınıyor. Bu kapsamda TCG Trakya'nın üretim süreci başlayacak. Bu süreçte TCG Anadolu'nun destek gemisi olarak hizmet vermek üzere birçok uçak gemisinin de hazır alım yöntemiyle tedariki planlanıyor. Dünya liderleri 1. Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması'nın 100. yılında Paris'te bir araya gelecek. 10-11 Kasım tarihlerinde Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşecek tören Liderler Zirvesi formatında yapılacak. 20 milyon kişinin hayatını kaybettiği 1. Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı 11 Kasım 1918 günü Avrupa'da Ateşkes Günü olarak kutlanıyor. Ateşkes Anlaşması, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 100 yıl önce 11 Kasım'da Fransa'daki Compiègne Ormanı'ndaki bir demir yolu vagonunda imzalanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ateşkes Günü'nün 100. yılı olması sebebiyle bir hafta sürecek Fransa turuna çıktı. Ateşkes Günü haftasının en önemli etkinliği ise 10-11 Kasım'da Paris'teki liderler buluşması olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğini yapacağı Paris'teki etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel, Amerika Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May'in de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülkenin lideri katılacak. Liderler ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa turuna Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'la birlikte katıldığı Barış Konseri ile başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Kasım mesajı yayınladı. Atatürk'ün mücadeleci vasıflarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı bunun gençlere iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Cumhuriyetimizi ileriye taşıma sorumluluğunu hep birlikte yerine getirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü için bir anma mesajı yayımladı.
Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı vurgusu yapan Erdoğan, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı birlik ve beraberliğin altını çizdi. Ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve şükranla andı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da 10 Kasım mesajı geldi. Akar, asil Türk milleti istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir dedi. Hulusi Akar, terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek vurgusu yaptı. Evet, Akar'ın 10 Kasım mesajı buydu. 9 Kasım günü bugün Türkiye Liseliler Birliği'nden de bir önemli açıklama geldi andımızla ilgili. Evet, Talebe Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan açıklamayı yaptı. Andımız yeniden okutulsun diyor talebeler, Türkiye Liseliler Birliği ve öğrenci andının yeniden okutulması için de bir imza kampanyasına başladılar. Topladıkları imzaları Meclis Dilekçe Komisyonu'na sunacaklar. Andımız Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek isteyen Türk gençliğinin yeminidir. Türk gençliği öğrenci andının okullarda okutulması için harekete geçti. Gençlik imza kampanyası başlattı. Türk gençliği olarak bütün yetkililere sesleniyoruz. Vatan düşmanlarını tekrar sevindirmeyelim. Milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun gereğini yerine getirelim. Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım. Danıştay 8. Dairesi 2013 yılında kaldırılan öğrenci andının tekrar okullarda okutulması için karar vermişti. Ancak karar henüz Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilmedi. Milletimizin ortak ve bütünleştirici bir değeri olan andımıza yönelik hukuki kararlara müdahale eden siyasi söylemleri kabul etmiyoruz. Milletimizi bölen her türlü açıklama, çıkış ve uygulama, alınan her karar yanlıştır. Türkiye Liseliler Birliği, Danıştay kararının uygulanması için Meclis Dilekçe Komisyonu'na sunulmak üzere imza kampanyası başlattı. Milletimizin isteğini yetkili organlara ulaştırmak ve emperyalizmin saldırısı altındaki Türk milletinin milli kimliğini korumak için andımızın okullarda tekrar okutulmasına yönelik imza kampanyamızı bugün itibariyle başlatıyoruz. TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, herkesi imza kampanyasına destek olmaya çağırdı. Sıra arkadaşlarımızdan hocalarımıza değin, tüm Türk milletini kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği Türk gençliği olarak sesleniyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Hepimiz çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi yarına hazırlamak için çaba gösteriyoruz. Tabii bu yolda özellikle uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara karşı gençleri korumak ve onların bireysel olarak da gelişmesini sağlamak üzere ciddi bir mücadele veren bir isim var. Evet, görüntülerde de izliyoruz. Milli takım antrenörü Abdi Önder. Çocuklara sporu sevdirmek için çalışıyor Önder ve Tekirdağ'daki spor merkezinin kapılarını Ulusal Kanal için açtı. Uyuşturucu bağımlılığının panzehiri spor diyerek yola çıktı milli takım antrenörü Abdi Önder. Kendi imkanlarıyla mücadele ediyor ve gençleri aydınlık bir geleceğe hazırlamak istiyor. Tamam, bırak bu koşmayı. İşte bu yüzden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde spor merkezi açtı Wushu Kung Fu milli antrenörü olan Önder. Amacımız sevdirmek, gençlere, çocuklara sevdirmek. Her türlü kötü alışkanlıklarını çocuklarımızı uzak tutmak. Yani onlardan onları bu kötü alışkanlıklardan
gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çocukların küçük yaşta sporla tanışması ve sevmesi önemli. Biz bu işe gönül verdik. Gerçekten ciddi anlamda, profesyonel anlamda yapmak istiyoruz. Sonra millete güzel, iyi sporcular, düzgün insanlar yetiştirmek. Yani sonuçta Atatürk'ün dediği gibi, ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözüyle biz zaten bu yola çıktık. İkinci günümüz. İkinci gün daha yeni başladık biz. Nasıl yani gelirken koştura koştura bir yürü, ayaklarımız sürüyor. Evet, istekli geliyor. İlk eve gittik, yorgunluktan bitik bir halde ve tekrar ben geleceğim. Çocuklara spor eğitimi ailelerinin gözetiminde veriliyor. Aileler de sporla birlikte çocuklarda olumlu gelişmeler gözlemlediklerini belirtiyor. Liderlik vasfı biraz daha güçlendi. Diyaloğu çok güzel arkadaşlarla. Herkesle uzlaşıyor. Vallahi herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Biz de gelip de baktık, bayağı çoğaldılar yani. Milli antrenör Abdi Önder, sporun dikkat dağınıklığını önlediğini, arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini ve çocuklara özgüven kazandırdığını dikkat çekiyor. Her insana boksu ve kickboksu öneriyorum. Hatta bütün dövüş dallarını öneriyorum. Çünkü bu dövüş dalları karşındakini yaralamaktan çok kendini savunma ve darbelerden kaçmaya yönelik bir spor. Gerek kişisel gelişimler açısından, gerek ruhen ve kötü alışkanlıklardan ve kötü insanlardan uzak durmaları açısından sporu şiddetle tavsiye ediyorum. Önder şehit ailelerine de ücretsiz hizmet veriyor. Biz de böyle bir ufak tefek katkıda bulunmak istiyoruz yani onlara. Paylaşmak istiyoruz acılarını. İnşallah sizin de desteğinizle belediyelerimiz, valimiz bize destek verirse bu işi biz ciddi anlamda, profesyonel anlamda yapmak istiyoruz. Çorlu'daki bu güzel görüntüleri içeren haberi Cemal Dalar bizler için hazırladı. Çok güzel bir haber. Geleceğe dönük de hepimize umut veren bir haberdi. Şimdi tekrardan iç politikaya bir geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ciddi çalkantılar yaşamıştı biliyorsunuz CHP. Şimdi de yeni bir tartışma başladı. Türkçe ezan açıklamasının ardından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz CHP Genel Merkezi'ni topa tuttu. CHP'den de yanıt gecikmedi. Parti içinden de yanıt geldi. Siz aşağılık bir işe imza attınız. Ağzını açtı, gözünü yumdu. Bu sözlerle CHP yönetimini eleştirdi. Bu zulüm, bu işkence, bu aşağılık muamele reva görülüyor. Aylarca olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanan CHP'de yeni bir kriz başladı. Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Türkçe ezan açıklamasının ardından kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Önce katıldığı bir televizyon programında kullandığı cümlelerin arkasında olduğunu söyledi. O tartışma bir din tartışması değildi biliyorsunuz. Tamamen Arapça fetişizmini ön plana çıkaran, benim de onun karşısında bırakın bizim güzel dilimiz her yerde konuşulsun anlayışıyla dile getirdiğim bir yaklaşımdı. Yılmaz ardından kendisini disipline sevk eden CHP yönetimini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 9 seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Göreceksiniz, defolup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap. Disiplin sürecinin hukuksuz olduğunu savunan Yılmaz, CHP yönetimini Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmamakla suçladı. Siz Atatürk'e saldıranlara, Cumhuriyet'e saldıranlara, geçmişimize saldıranlara bir cevap veremiyorsunuz. Onlara cevap verenleri disipline sevk ediyorsunuz. Bu demokrasiyle otokrasi arasındaki bir çatışmadır. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a yanıt CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, söylediği sözler, davranış biçimleri hem CHP kurumsal kimliğine hem de insani olarak birlikte çalıştığı bir genel başkana karşı uygun düşmemiştir dedi. Yılmaz'ın yeniden genel başkan yardımcısı olmamasının yarattığı ruh haliyle hareket ettiğini belirten Özkoç, bu durumun üzücü olduğunu kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP-HDP ittifakı ile ilgili soruları yanıtladı.
görüşmeler mutlaka oluyordur diyen Tanrıkulu sadece HDP değil İYİ Parti ile de Saadet Partisi ile de ilişki görüşmeler devam ediyor ifadelerini kullandı. HDP bakımından da yani kurumsal olmasa bile mutlaka görüşmeler oluyordur yani. CHP ve HDP Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapacak iddialarıyla ilgili CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu böyle konuştu. HDP gerçeği var. Bazı ilçelerde HDP'nin aldığı oy CHP'den daha fazla. CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Webis TV'de açıklamalarda bulundu. Hedeflerinde HDP seçmeninin olduğunu söyledi. Öyle adaylar çıkaracağız ki o seçmenin de, evet benim partim burada kazanmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali var. Bu aday da sonuçta benim değerlerime yakın adaydır diyecek ve gelip oyunu verecek. Tanrıkulu, HDP ile ittifak var mı sorusuna yanıt verdi. Sadece HDP değil, İYİ Parti'de de, Saadet Partisi'yle de zaten ittifaktan kaynaklı bir ilişki bence halen devam ediyordu. CHP'li vekil, HDP ile görüşmelerin olduğunu belirtti. Görüşmeler ya da işte ilişkiler bence devam ediyordu. Evet. HDP bakımından da yani kurumsal olmasa bile mutlaka görüşmeler oluyordur yani. Türk siyasetinin kara oğlanı Ankara'da anıldı. Anma töreninde konuşan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit'in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurguladı. Aksakal konuşmasında Anadolu Ajansı'nda yayınlanan Anayasa Mahkemesi Demokratik Sol Parti'nin mal varlığına el koydu haberini de yalanladı. Yurtsever, halkçı, dürüst lider. Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti'nin 33. kuruluş yıl dönümünde anıldı. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki anmaya eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi de katıldı. Sayın Eray Çelebi burada. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bülent Ecevit'i tanıtan kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Tam bağımsız Türkiye idealiyle çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayacaktır. Rahat uyu büyük insan. Sinevizyon sonrası söz alan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurguladı. Bülent Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yer alan en önemli devlet adamlarının içinde ve önde geleniydi. Aksakal konuşmasında Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan Anayasa Mahkemesi Demokratik Sol Parti'nin mal varlığına el koydu haberini de yalanladı. Bugün Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber sitelere düştü, haber kaynaklarına düştü. Anayasa Mahkemesi Demokratik Sol Parti'nin mal varlığına el koydu diye bir yalan haber yayınlandı. Böyle bir olay kesinlikle baki değildir. Bülent Ecevit'i anma töreninin sonunda hep bir ağızdan andımız okundu. Ne mutlu! Polonya'nın Anaconda 2018 tatbikatı başladı. NATO üyesi olan 10 ülkenin katıldığı bu tatbikatta tam 17.500 asker var. 17.500 asker katılıyor. Bu tatbikatın Rusya ile sınırı olan ülkelerde yapılması da gerçek anlamda bölgede tansiyonu yükseltti. Polonya'nın Anaconda 2018 tatbikatı başladı. Anaconda 2018 adlı askeri tatbikata NATO müttefiki 10 ülke ve yaklaşık 17.500 asker katılıyor. Tatbikatın yapıldığı yerse Rusya ile sınırı olan ülkeler. Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Baltık Denizi tatbikata ev sahipliği yapıyor. Tatbikatta Polonya ordusundan 12.500, diğer NATO ülkelerindense yaklaşık 5.000 asker görev alıyor. Tatbikata ayrıca 5.000 askeri teçhizat, 45 savaş gemisi ve 150 hava aracı katılıyor. Hava odaklı tatbikatın amacı Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimini sağlamak ve tehditlere karşı müttefik ülkelerin güçleri arasında entegrasyonu artırmak. Hiçbir ülkeyi hedef almadığı ve tamamıyla savunma amaçlı olduğu iddiasıyla yapılan tatbikatın NATO'nun doğu kanadında gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor. Polonya'nın NATO müttefikleriyle yürüttüğü ulusal tatbikat 17 Kasım'a kadar sürecek. Polonya Silahlı Kuvvetleri 2006 yılından bu yana 2 yılda bir Anaconda tatbikatını gerçekleştiriyor.
Enerji hatları özellikle son yıllarda kritik jeopolitik projeler haline aldı. Yunanistan, İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak anlaşmalara imza atmıştı. Şimdi de Avrupa Birliği Yunanistan'la Bulgaristan arasına gaz boru hattı inşa ediliyor. Projeyle Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın eski Zara şehirleri arasında toplam 182 kilometrelik doğalgaz boru hattı inşa edilecek. Evet, şimdi yurt dışındaki haberlerden tekrar ülkemize geçelim. Aydın'da nar üreticileri iyi bir sezon yaşıyorlar. Çatlak narlar bile hünerli eller tarafından tanelenerek ihraç edilecek hale getiriliyor. Ancak Aydın'da nar ihracatı için büyük tesisler bulunmuyor. Bu da üreticiler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Şu an burada 150 kişi istihdam ediyor. Aydın'da bu yıl nar ihracatı yüzleri güldürdü. Tüketicilere satılamayan çatlak narlar bile dövizdeki artışla birlikte ihraç ürünü oldu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hünerli ellerin tanelediği narlar Avrupa'ya ihraç ediliyor. Çatlak dediğimiz suluğa giden, yani böyle ikinci kalite ve üçüncü kalite narlar birinci kalite durumuna geliyor. Taneleniyor, paketleniyor, şoklanıyor, Avrupa pazarlarına sunuluyor. Ancak Kuyucaklı nar işletmecisi Nurettin Kurtarıcı, Aydın'da tarıma dayalı sanayinin gelişmemesinden şikayetçi. Buradan başka bir yere sevk ediliyor, orada da dondurulmuş paketler halinde yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyorlar. Keşke burada o firmalar daha da böyle büyüse, yalnızca narda değil, portada kaldırda o duruma gelsek, zeytinde de o duruma gelsek, kirazda da gelsek, tarıma dayalı sanayi geliştirsek daha böyle ürünlerimiz para edecek diye düşünüyorum. Üreticinin pazarda satamayacağını, narlar bu işletmede üretime dönüşüyor, istihdam ve katma değer yaratıyor. Üreticiyle fabrikacı arasındaki köprü vazifesini görüyoruz. Bizim kurduğumuz köprü özellikle müstahsilerimizin elindeki üretim yaptığı malzemelerin daha da böyle fiyatlanmasını, daha da reel sektöre girmesini sağlıyor. Kurtarıcıya göre asıl sorun üretim değil, pazarlama. Üretimde sorunumuz yok, üretimden sonraki aşamada sorunumuz var. Ne sorunumuz var? Pazarlama sorunumuz var. Devlet tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine öncülük ederse, çiftçi emeğinin karşılığını alabilecek, ürünü işlenip ambalajlanarak ihraç edilecek, değer kazanacak. Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon eski eş başkanı Kürşat Tüzmen Aydınlığa konuştu. İran'la ticarette sadece petrole odaklanmayalım dedi. Doğalgaz karşılığı mal ticaretinin başlamasını önerdi. İran'da ticarette yerli para teklifine sıcak bakıyor. Türkiye, İran'a ambargoyu fırsata çevirebilir. Eski Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanı Kürşat Tüzmen, Amerikan yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Şu anda İran'la ticarette belirsizlik gözlendiğini dile getiren Tüzmen, İran makamlarıyla temasa geçerek İran'la ticarette özel bir hat kurulması gerektiğini söyledi. Kürşat Tüzmen'in öncelikli önerisi İran'la barter anlaşması yapmak. Ayrıca ticaret petrolle sınırlandırılmamalı. Tüzmen, İran'la yerel parayla ticaret yapılmasının çok önceden başlatılması gerektiğini vurguladı. Ticarette yerel para kullanılması ile ilgili her iki ülkenin merkez bankaları arasında görüşme trafiği de sürüyor. İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyyed Hafez Mosavi, yerel parayla ticaret konusunda görüşmelerin olumlu gittiği bilgisini verdi. Mosavi, dolar hakimiyetine karşı ticarette alternatif yöntemleri kullanmaya hazırız dedi. Mosavi, yaptırımların Türkiye için olumlu sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Türkiye bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir dedi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı, İran ve Türkiye'nin turizm ve yatırımlarla işbirliğini artırabileceğine dikkat çekti. Hatay'da Afrin'e açılan zeytin dalı sınır kapısı hizmete girdi. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, gümrük kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete başladığını duyurdu. Suriye'ye kapı komşusu olan Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Harekatı'nın adını taşıyan sınır kapısının açıldığını duyurdu. Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 8 Kasım 2018 tarihi itibariyle faaliyete geçirdik. Cilve gözünün ardından Hatay'dan Suriye'ye açılan ikinci kapı olan Zeytin Dalı sınır kapısı 8 Kasım itibariyle faaliyete geçti. Gümrük Kapısı, Mehmetçiğin terör örgütlerinden arındırdığı Afrin'e yani Suriye'ye açılıyor. Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamamköy yakınlarında açılan yeni Gümrük Kapısı'nın güzergahı Bükülmez ve Oğulpınar arasından Cinderes'e, oradan da Afrin'e uzanıyor. Yeni sınır kapısı şimdilik Afrin'e yardımların ulaştırılması amacıyla planlansa da gelecekte Halep'e ulaşan en kısa ticaret yolu olarak da kullanılabilecek. Halen Reyhanlı'dan Suriye'ye açılan Cilvegözü sınır kapısıyla ticaret yolu Hama Humus istikametinden Suriye ilçelerine ilerliyor. Sınırda bu kapı hizmete geçti. Bu gelişmeler yaşanıyor. OHAL işlemleriyle ilgili de inceleme komisyonu 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon 3 bin başvuruyu kabul etti. Başvuruların 39 bini ise reddedildi. 83 bin müracaatın incelenmesi sürüyor. OHAL konusundan şimdi güzel bir habere geçiyoruz. Gaziantep'te jandarma ekipleri bir okulu ziyaret ettiler. Hediyeler dağıttılar. Hatta öğrencilerle basketbol oynadılar. Ortaya içimizi ısıtacak sıcacık görüntüler çıktı. Bu defa topu potadan jandarma ekipleri geçirdi. İçinizi ısıtacak görüntülerin adresi Gaziantep. Islahiye ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri Yeniceli mahallesindeki okulu ziyaret etti. Öğrencilerle basketbol oynadı, hediyeler dağıttı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Yeniceli mahallesindeki okulu ziyaret eden ekipler 35 öğrenciye forma, okula ise basketbol topu ve pota hediye etti. Çocuklarla okul bahçesinde basketbol oynayan jandarma moral depoladı. Sıradaki haberimiz Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Aç kalan anne ayı yavrusuyla birlikte şehre inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesi dünyada göç eden tek boz ayı türünün yaşadığı yegane yer. Diğer canlı türleri gibi onlar da doğal yaşam alanlarının yok olması tehlikesiyle yüz yüze. Aç kalan bir anne ayı TOKİ konutlarına gelerek yavrusuyla birlikte yiyecek aradı. İşte o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkiinde bulunan çöplükte beslenen ayılar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor. Görüntülerde anne ayı ve yavrusu binaların arasında geziyor. Bir çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar çevredeki köpeklerin saldırması üzerine oradan uzaklaşıyor. Kasım 2018 Cuma günü ana haber bültenini burada sonlandırıyoruz. Haberlerimiz bu kadar. Ancak yayınımız hareketli bir şekilde devam ediyor. Cumhuriyet söyleşileri yapmıştık biliyorsunuz. Kıraç'la, Şule Perinçek'le, Özden Toker'le, Gülsün Bilgehan'la ve sonuncusu şimdi yayınlanacak, birazdan yayınlanacak. Tuna Kiremitçi ile çok özel, çarpıcı fikirlerin ifade edildiği bir söyleşi gerçekleştirdik. 19.30'da mutlaka Ulusal Kanal ekranlarının başında olun. Cumhuriyet Söyleşilerinin son bölümünü kaçırmayın diyorum. Yarın 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük devrimci önderimizi saygıyla anıyoruz. Ama sadece saygıyla değil, bugün Mustafa Kemal olma görevini her zaman üzerimize alarak saygıyla anıyoruz. Onun izinde olduğumuzu ifade etmiyoruz sadece. Mücadeleye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz diyorum. Türkiye gemisinde, yeni dünya rotasında buluşmak üzere.